Dünyanın en iyi üniversitesini kurmaya and içmiş bir eğitimci o. Öğrenci olarak girdiği bir dershanenin gün geliyor sahibi oluyor. Ülkenin saygın ve güvenilir dershaneler zincirini kurarak her sene binlerce öğrencinin üniversiteye girmesinde önemli rol oynuyor. Yarınları kazanmanın, Türkiye'yi kalkındırmanın yolu eğitimden geçer diyerek kazancını yine eğitim alanına yatırıyor. Akıllı sınıflarıyla ünlenen bir kolej kurmakla kalmayıp, şimdi de dünya standartlarında bir üniversite yaratmakla meşgul o. Bugünkü konuğum Uğur Dershaneleri sahibi, Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi kurucusu Sayın Enver Yücel. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldik efendim. Şimdi lise son sınıfta okurken üniversiteye hazırlık için özel Uğur Dershanesi'ne gidiyorsunuz. Evet. Ve daha sonra bu Uğur Dershanesi'nin sahibi oluyorsunuz. Nasıl mümkün oluyor bu? Şöyle mümkün oluyor. Önce çok kısa bir geçmişimde bahsetmek istiyorum. 1957 Giresun doğumluyum. İlkokul ve ortaokulu Giresun'da bitirdikten sonra, yani bugünkü ilköğretim okulunu Giresun'da bitirdikten sonra Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okul olarak okumaya geldim. Tabii o yıllarda dershaneler mevcuttu ama bugünkü kadar çok yoktu. Biz lise son sınıfta o günkü bir tanıdığım vasıtasıyla Uğur Dershanesi'ne geldim. Tabii son sınıfta dershaneye devam ederken biz son sınıfta mezun olamadık. O da çok güzel daha bir anım var. Çünkü kompozisyon ve sanat tarihinden sınıfta kalmıştım. Eyvah. Daha sonra bir yıl bekledim. Beklediğim süre içerisinde de tekrar dershaneye devam ettim. Ve o yıllarda Uğur Dershanesi satılmaya karar verildi. Yani ilk kurucusu ben değilim. Ve o kişi de Halil Karaatlı, şu anda hayatta mı bilemiyorum. Milletvekili olmuştu. Ve 3 odalı bir dershaneydi. Abimle birlikte ve bir öğretmen arkadaş birlikte dershaneyi satın almaya karar verdik. Ve o günkü fiyatlarda da 50 bin liraydı. Bunu 10 taksitte de, 10 aylık taksit halinde de ödeyecektik. Biz hem üniversite giriş sınavlarına hazırlandık hem de dershanenin bir noktada ortağı olma durumunda karşı karşıya kaldık. Çok enteresan çünkü evet. Öğrenci olarak girdiğiniz bir dershaneden sahibi olarak çıkıyorsunuz bir anlamda. Bugün onu düşünüyorum da herhalde belki müteşebbislik ruhu, belki ailemde gördüğüm iş yapma heyecanı herhalde bizde de vardı. Peki özellikle eğitim alanında iş sahibi olmak, yatırımlarınızı bu alanda kurma yönünde önceden de bir isteğiniz var mıydı? Önceden bir planlanmış programımız şeklinde bir istek yoktu. Ama dershaneye devam ederken o yıllarda lise son sınıfta olmama rağmen ülke sorunları ve meseleleriyle de yakından ilgileniyordum, okuyordum. Hı hı. Ve bir yıl içerisinde eğitimci olarak ve bir de o işin sahibi olması, olmam noktasında o işi en mükemmel ve en iyi nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve o şekilde de devam ettik ve dershanenin ortağı olduk. Şimdi dershaneler söz konusu olunca tabii ki dershaneler üniversiteye girmek isteyen öğrencileri hazırlamak açısından çok önemli ve ihtiyaç duyulan kurumlar. Ancak dershanelere yönelik şöyle bir eleştiri yapılıyor. Daha doğrusu aslında bu eğitim sistemimizle ilgili bir eleştiri. Neden dershanelere ihtiyaç duyuluyor? Neden üniversiteye giriş sınavında sorulan sorularla okuldaki verilen öğretim arasında bir paralellik yok ve bundan dolayı dershanelere ihtiyaç duyuluyor diye. Şimdi tabii dershanelerin yapmış olduğu işlevi masaya yatırmak lazım. Dershaneler ne yapıyor? Türkiye'de ne yapıyor? Dünyada ne yapıyor? Dünyada dershaneler var mı? Yalnız bu Türkiye'de mi? Ve şu anda Türk halkının birçoğunun kafasında şöyle bir oluşum var. Dershaneler sadece Türkiye'de var. Türkiye'de de üniversite girişin kapısındaki yılma çok fazla olduğu için, üniversitelerimizin kontenjanı az olduğu için sadece Türkiye'de var ve Türkiye'deki bu dershaneler olmaz ise daha da iyi olabilir düşüncesinde olan kamuoyunda bazı insanlar var. Bir kere şunu hemen başlangıçta belirtmek istiyorum. Dünyanın her yerinde dershane var. Ben en son bu yaz Amerika'da 1,5 yıl kaldım. Eğitimle ilgili araştırma ve geliştirme gezilerim oldu öğretmen arkadaşlarımla birlikte. Ben de daha düne kadar da Amerika'da dershanenin olduğunu zannetmiyordum. Ama ne yoğunlukta dershanelere talep var? Dershanelere talep bizden daha yoğun. Ve dünyanın her yerinde, her ülkesinde dershaneler var.
Ama hangi boyutlarda, bu boyutlarda mı, değişik boyutlarda mı, o farklı farklı boyutlar örneğin, sergiliyor. Örneğin Japonya'daki dershanelerin varlığını hemen hemen herkes biliyor. Herkes biliyor. Japonya'da dershane dünyanın en büyük sektörü. İlkokul birden üniversite sona kadar. Ama o oranda da tartışılan bir konu. Çünkü neden dershanelere ihtiyaç duyuyorsun? Neden okullar var? Okullar öğrencileri eğitmek için, öğretmek için var. Peki o zaman dershaneler niye mevcut? Demek ki eğitim sisteminde bazı aksaklıklar var gibi tartışmalar da bakın, o denli yoğun oluyor. Dünyanın en iyi eğitimini veren okullarımız dahi olsa, ki bugün Amerika'da bu var. Ama oradaki insanlar yine dershaneye gitme gereksinimi duyuyorlar. Yani siz daha güzel bir lokantada yemek yeme isteğiniz varsa, daha iyi bir hastanede tedavi olma arzunuz varsa, daha güzel giyinme isteğiniz varsa, yani insanın isteği bitmiyorsa ve sürekli bir gelişim gösteriyorsa dershaneler daim olacaktır. Ben daha çok matematik öğrenmek istiyorum. Hı. Bu hakkı benden kimse alamaz. Takviye yapmak açısından elbette, önemli. Elbette. Evet. Peki dershanelerde siz öğrencilerinizi genelde üniversitenin giriş sınavlarına hazırlarken sınav sistemine yönelik pratikler de uyguluyorsunuz. Tahmin ediyorum sizin dershanelerinizde iki dönemi kapsayan 7-8 kez verilen sınavlar var. Tıpkı üniversite giriş sınavları gibi. Evet. Bu sınavları verirken öğrencilere sınav sistemi pratiğini öğretmek mi amaç yoksa öğrendiklerini özümsemeye yönelik bir sistem mi uyguluyorsunuz? Sedef Hanım, bizim dershanelerde yaptığımız iş şu. Öğrencinin eksik olduğu konular var. Öğrencinin çok iyi kavrayamadığı konular var. Veya öğrencinin daha mükemmel, iyi bir şekilde öğrenme arzusu ve isteği var. Dershanelerde yaptığımız konu üniversite giriş sınavında ne soruluyor? Lise müfredatından soru soruluyor. Biz lise müfredatını öğrenciye öğretiyoruz. Yani biz dersi öğretiyoruz. Dersi öğrettikten sonra da öğrenci 3 saatlik, 3,5 saatlik bir sınava gireceği için daha fazla test pratiği de arkasından yapıyoruz. Ancak hemen şunu söylemek istiyorum. Üniversite giriş sınavlarında çıkan sorular hiçbir zaman ezbere dayanı olmayan sorular. Yani test pratiğiyle veya bugünkü bazı tabirlerle test cambazlığıyla üniversite evet, giriş sınavını bu da başka tartışılan kazanmak bir konu. Mümkün değildir. Konunun özünü öğrencinin öğrenmesi gerekir. Konuyu özümlemesi gerekir. Onun için bizim öğretmenlerimiz dershanede ders öğretiyor. Yani dersi çok iyi kavratıyor. Evet. Ve pekişmesi için de bolca soru soruyoruz, test veriyoruz. Amerika'da gittiğim dershanelerde bu dersin öğretiminden daha çok test pratiğine yönelik bir dershanecilik anlayışı var. Siz bir anlamda okuldaki eksikleri de takviye ediyorsunuz. Takviye ediyoruz çünkü Türkiye'deki okullarımızın durumu ortada. Yani okulda çok fazla da girmek istemiyorum. 70-80 kişilik sınıflarda laboratuvarı olmayan okullarda ders nasıl anlatılır, nasıl öğretilir ve o çocuğun üniversite giriş sınavlarında başarılı olabilmesi için o konuları nasıl kavrayabilir? Bu mümkün değil. Mümkün olmayınca bu öğrenciler daha çok dershanelere geliyor ve dershanelerde özellikle üstüne basa basa söylüyorum, biz ders öğretiyoruz. Yani matematik öğretiyoruz, fizik öğretiyoruz, kimya öğretiyoruz, biyoloji öğretiyoruz, tarih, coğrafya öğretiyoruz. Aynı zamanda konunun çok iyi bilerek veya özümseyerek yorum da yapabilecek düzeye getirebilmesi için öğretiyoruz. Peki her öğrenciyi dershanenize kabul ediyor musunuz? Yoksa başta bir sınava mı tabi tutuluyor öğrenciler dershanenize girmeden önce? Şimdi bizim dershanemizde her öğrenciyi dershanemize kabul ediyor muyuz? Her öğrenciyi dershanemize kabul edemiyoruz. Uğur Dershanesi'nin bir amacı, bir hedefi var. Şu anda geçen yılda aldığımız kararla Uğur Dershanesi'nde devam eden öğrenci üniversiteyi kazanmalı. Ne kadar başarı oranına sahipsiniz? 73'tü zannediyorum. Geçen yıl, bu sene herhalde 74,5 falan olması gerekir. Şunu söylemek istiyorum. Her öğrenciyi üniversiteye girmesini sağlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada bazı öğrenciler var. Altyapısı olmayan öğrenci var. Özellikle meslek lisesi öğrencilerimiz var. Meslek lisesi öğrencileri geçen yıldan itibaren alamıyoruz. Alamıyoruz derken yasak falan değil. Ancak Anadolu liseleri öğrenciyle kontenjanımızda olduğu için o öğrencilere yeterli kapasitemizde olmadığı için öğrencileri almıyoruz. Siz öğrenciler kadar öğretmenlerinizi de adeta sınavdan geçiriyorsunuz. Çünkü öğretmenlerinizde de büyük bir kalite arayışı içindesiniz. Nedir Uğur Dershanelerindeki öğretmenlerin özellikleri?
Şimdi eğitim denilince başta öğretmen gelir. Öğretmensiz eğitimin yapılabilmesi mümkün değildir. Dünyanın en gelişmiş teknolojisinde koyun, öğretmensiz eğitim olmaz. Şimdi bu çerçevede düşündüğümüz zaman, ben de matematik öğretmeni olduğum için öğretmensiz eğitim olmaz diyorum. Kesinlikle de olmaz ama bu günün teknolojisinde kullanmak lazım. O da ayrı bir boyut. Dolayısıyla öğretmenlerimizin maddi ve manevi sorunlarını tamamen kafasından bir kenara bırakarak, özellikle derse girerek o ortamı sağladığınız zaman bizim öğretmenimiz iyi ders anlatıyor. Bizim öğretmenimiz öğrenciye çok daha şefkatle, canla, başta bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Öğretmenimiz dersi bitirdikten sonra ben gidiyorum çantasını alıp demiyor. Hı hı. Bu öğretmenimiz zayıf olan öğrenciyi dersi anlatmasına rağmen eksik olan bir yönü varsa o öğrenciyi çağırıyor, dersin dışında tekrardan takviye ediyor. Bu öğretmen nereden geldi? Bu öğretmen uzaydan gelmedi. Bu öğretmen başka ülkelerden de gelmedi. Bu öğretmen Türk öğretmeni. Bizim öğretmenimiz. Ha, bu öğretmeni ne yapıyoruz? Hizmet içi eğitimle sürekli yetiştiriyoruz. Ama az önce söylediğim gibi kafasında öğretmenin sorun yok. Kafasında evinin kirasını düşünmüyor. Çocuğu nasıl okuyacak düşünmüyor. Artı kurum olarak öğretmenlerimize de zaten o hizmeti sunuyoruz. Mesela benim kurumumdaki bütün öğretmenler kanunen zaten sigortalılar. Bunun dışında hepsinin de özel sağlık sigortaları vardır. Bunu öğretmenlerim istediği için değil, ben istediğim için yaptım. Çünkü öğretmenler ne kadar kafasında problem olmadan çalışmaya başlarlarsa, özellikle öğretmenler, verim o kadar çok daha fazla artar. Onun için de çok iyi verim alıyoruz. Şimdi bu maddi problemler tabii ki öğretmenler kadar öğrencilerin de problemi oluyor çoğu zaman. İyi bir öğrenci olabilir. Hakikaten de üniversiteye girmek için bir mücadele içindedir. Ama maddi imkanları el vermediği için bir dershaneye gidip kendisini takviye edemeyebilir. O şansı bulamayabilir. Sizin dershanelerinizde bir burs sistemi var mı bu tip öğrenciler için? Ben her televizyon programımda söylüyorum. Türkiye'de, özellikle İstanbul'da Uğur Dershanelerinin 7 tane şubesi var. Yani her bölgede varız. Çalışkan ve başarılı olup maddi imkansızlıklar yüzünden dershaneye gidemeyen öğrencinin olduğunu çok zannetmiyorum. Varsa televizyon huzurunda söylüyorum, almaya hazırım. Şu anda Uğur Dershanelerinde 400'e yakın öğrenci burslu olarak okumaktadır. Ve 30'da bunu çarparsanız o kadar sayıyı Uğur Dershanesi burslu olarak okutmaktadır. Yani şunu söylemek istiyorum. Okulunda çocuk başarılı, lise son sınıfa gelmiş ve dershanenin parasını ödeyebilecek durumda değil. Biz bu öğrenciyi burslu olarak okutuyoruz. Hatta bunun yanında başka destekler de veriyoruz. Çünkü o çocuk da bizim çocuğumuz. Bir de yaptığımız işin sorumluluğunu biliyoruz. O sorumluluk nedir? Eğitimdir. Yani eğitim çok önemli bir ülke için. Eğer bir çocuk... çünkü o yıllardan ben de geçtim. Ve parasızlık yüzünden Türkiye'de hiç kimse eğitim, öğretim hakkından şey kalmamalı. Şimdi sizin özellikle kendi okulunuzda da gerçekleştiniz. Bahçeşehir Koleji, evet. Ona geçeceğim. Bir özel okul bu, özel kolej. Ama evet, tahmin ediyorum orada da bir burs sistemi mevcut. Evet. Ve sizin vurguladığınız eğitim kurumlarının özelleştirilmesi. Ama o oranda da insanlarda şüphe var. Acaba okullar özelleştirilirse, devletin elinden alınırsa belki kalite yükselebilir. Ancak maddi imkansızlıklar içinde bulunan çocuklar ne acaba yapar? Eğitim fırsatından yoksun kalır mı? Bakın, işte maddi imkansızlıklar yüzünden iyi okullarımızda okuyamayan öğrenciler olduğu için ben bu fikri savunuyorum. Yani diyorum ki eğer Türkiye'de özel öğretim kurumlarının oranı artar ise fakir fukara çocuğu özel okullara çok daha rahat gidecektir. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Çünkü yeniden dünyayı keşfetmeye gerek yok. Dünya problemini böyle çözmüş, eğitim problemini. Nasıl olacak? Bugün Bahçeşehir Koleji zannediyorum 75 tane burslu öğrenci okutuyor. 75 tane burslu öğrenci okutuyor. Hangi okulda bu okulu okutuyor? Dünya standartlarını yakalamış bir okulda okutuyor. Böyle bir özel okul olmamış olsaydı bu çocuk nerede okuyacaktı? Sadece Bahçeşehir Koleji değil, bizim gibi olan okullarda da bu tip öğrenciler okuyor. Ha, bu çözümü nedir? Çözümü şudur. Eğer özel öğretim kurumlarının oranı artar ise zengin,
yani maddi imkanları yerinde olan aileler okula parasını ödüyor. O ödemiş olan parayla biz burslu öğrenci okutabilme şansına sahip oluyoruz. Şimdi önemli olan ortak payda nedir? Türk çocuklarını iyi bir eğitim öğretimden geçirmek. Bunu kim sağlıyor? Devlet sağlıyor ve sağlamak da zorunda. Devlet bunu neyle sağlıyor? Sizden, benden, herkesten aldığı vergiyle sağlıyor. Bunu devlet organize ediyor. Yani devlet adına bizim organize etmemiz bir yanlış değil ki. Çünkü evet, biz daha iyi yapıyoruz. Peki özel okullarda acaba devletin talep ettiği bir burs oranı var mı? Böyle bir standart var mı özel okullar tarafından gerçekleştirilecek? Özel okullarda devlet diyor ki %2 nispetinde burslu öğrenci okutulur. Bir zorunluluk mu bir bu devlet tarafından talep edilen? %2 daha sonradan kalktı. Ve eğer özel okullar bugün oranı 1,5 ise bana göre birazcık Türkiye'nin ayıbı gibi geliyor. Çünkü dünyanın... Yani bunlar özel okulun inisiyatifine mi bırakıldı burslar? %2 almak zorundasın, ondan yukarısı kuruma bağlı. Ha, orada da çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi bana siz bir öğrenci getiriyorsunuz, çok fakir, fukara, ücreti ödeyemiyor. Ben de o ücretsiz olarak çocuğu kaydediyorum. Tekrar devlet bana diyor ki maliye, hayır diyor, sen onun vergisini tekrar vereceksin diyor. Yani Türkiye bu türlü ufak tefek problemleri çözebilse, eğitimler hiç değilse KDV'yi almasa, çünkü eğer özel okullar olmasa vatandaş çocuğunu devlet okuluna gidecek, verecek. Devlet okulunun maliyeti belli. Bari oraya çocuğunu verenlerden KDV, sigorta vesaire almasa biz daha fazla öğrenciyi alabilme veya okutabilme şansına sahip olabiliriz özel okullar olarak. Evet. Bahçeşehir Koleji'nin en büyük ünü akıllı sınıflar oldu. Nedir bu akıllı sınıf? Bahçeşehir Koleji ile kurucusu olduğum için övünüyorum. Onun dışında bir Türk vatandaşı olarak da övünüyorum. Çünkü dünyada gelişmiş ülkeleri kastediyorum. İngiltere, Almanya, Fransa, işte Amerika. Bu okulların en kaliteli okullarını gezdim. Hepsini gezdim. Ve bundan 7-8 sene önce öyle bir okul kuracağım ki bu okul dünyanın en iyi okullarından birisi olacaktır dedim. Ve Bahçeşehir'de güzel bir bölgede böyle bir işe kalkıştık. Ve dedik ki bu okul çok güzel olacak. Bu okul Türkiye'deki okullarla değil, Avrupa'daki, Amerika'daki okullarla yarışacak dedik. Tabii o sıralar sadece Avrupa'daki okulları gezmiştim. Çünkü yapabileceğimi onları görerek gezdik, biz bu işi yaparız dedik. En azından fiziki ortam olarak yapabilir dedik. Dershanelerimiz mevcut düzeninde, sistemi de artık oturmuştu. Bir noktada oradan para da kazanıyoruz. Evet. Ve kafama da artık şunu koydum bundan 10 yıl önce. Ben her kazandığım kuruşu tekrardan eğitime yatıracağım. Yani artık benim dünyam veya iş hayatım eğitim olacak. Çünkü eğitime başlangıçta tesadüfen girmiş olmama rağmen çok sevdim. Yani çok gurur verici, çok güzel bir şey. Şimdi bugün televizyonlarda devlet büyüklerimiz ne diyor? 21. yüzyıla girerken, bilgi çağına girerken bu çocukları okutmamız lazım diyor. İşte eğitimin önemini bu kadar kavramış bir toplumda, son yıllarda diyorum bunu, ona vesile olabiliyorsam o bana büyük bir şevk ve heyecan veriyor. Tekrardan akıllı sınıflara okula geçeyim. En iyi okulu kuracağız dedik. Ve okulu gerçekten fiziki donanım itibariyle Avrupa ülkelerindeki en iyi okulları standardın üzerine çıkardık. Daha sonra Amerika seyahatlerim çok oldu. Hı hı. Ve en son geçen yıl gidişimde bizim üniversitemizde kardeş üniversite olarak anlaşma yaptığımız Kaliforniya'da San Diego State University var. O üniversitenin rektörü bizi, biz akıllı sınıflar yaptık dedi. Gel sizi göstereyim dedi. Biz de gittik gördük. Biz onu tabii o eğitime yatırım beni hep heyecanlandırır. Biz bunu dedik Bahçeşehir Koleji'ne kuracağız. Evet. Ve bugün zannetmiyorum, hatta Amerika'da dahi akıllı sınıflar modeli olarak, Avrupa'yı saymıyorum, orada o kadar teknoloji gelişmiş değil. Yani en azından Amerika'da kadar değil, bizim okul kadar değil eğitimde. Ve aldık biz Türkiye'de 5. sınıflar düzeyinde bu sınıfları oluşturduk. Tabii görgümüz Amerika'ydı. Nedir peki bu sınıflarda, nasıl bir eğitim veriliyor? Bu sınıflarda nedir? Eğitim az önce söylediğim gibi öğretmen eğitimin baş tacıdır, en önemli şeydir. Ama artık yetmiyor. Neyi yetmiyor? Teknolojiyle desteklemek lazım. Yani artık Türk öğrencisi de diğer ülkelerde eğitimde öğrenciler nelerden yararlanabiliyorsa, istifade edebiliyorsa onların oluşması gerekir. Yani her öğrencinin masası bilgisayar var.
Bilgisayar kullanacağı zaman kullanıyor, kullanmayacağı zaman masanın içine koyduk bilgisayarı, tekrardan kağıt kalemle yazabiliyor. Ekrandaki her yaptığı şey projektörle tahtaya yansıtılıyor. Ve o sınıf internete zaten tamamen hepsi açık. Öğretmen bir şey anlattığı zaman tekrar çocuğun bilgisayarında. Yani öğretmen onu kontrol edebiliyor, o öğretmeni kontrol edebiliyor. Yaptığı her şey ekrana yansıyabiliyor. Yani görsel olarak da takviye ediliyor. İnternetten olarak, de o bilgileri yani alabiliyor. Yani teknoloji ile ilgili ne varsa o sınıflarımızda hepsinde var. İnşallah amacım aşağı yukarı okulun yarısını böyle yapmak. İnşallah yaptığım, tüm okullarda böyle uygulamalar olsun 2000'li yıllarda. Onu yaptığım zaman zannediyorum çok daha fazla keyif alacağım. Ama gururla söylüyorum. Dünyanın en iyi okulunda ne varsa bizim okulumuzda da o var. Bu teknoloji bazında veya fiziki ortam bazında yapılan işler. Ama eğitimde bu %40'ıdır. Evet. Esas ağırlık felsefedir. Nasıl bir gençlik, nasıl bir öğrenci ve model ne? İşte orada da şunu söylüyorum. Avrupa'da 9 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Amerika'da bu oran 6'ya 6 öğrenciye bir öğretmen. Bizde şu anda 5 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Yani teknolojik olarak öyle. Ve yine Kaliforniya'da belki Amerika'nın en iyi okullarından bir tanesi. La Costa Canyon okuluyla da okulumuz kardeş okul yapıldı ve öğretmen öğrenci değişimimiz var. Evet. Ve bu sene oradan Amerika ve Kanada'dan 25 tane yabancı öğretmenimiz geldi. Onları şaşırtıyor mu bu gibi teşebbüsler? Şimdi Bahçeşehir'i tabii Uydu Kent projesinde çok güzel bir mekan. Bizim okulu da her seferinde geziyorlar. Hatta bir Fransız yetkili şöyle söyledi. Siz niye ortak pazara girmek istiyorsunuz? Bizde böyle okul yok ki dedi. Bir espri yaptı. Tabii onları şaşırtıyor. Mesela şimdi Amerika'da çok okul gezdim diyorum. Avrupa'da gezdim. En iyi seviyede bir okul. Ya yani Türkiye'de böyle bir okulun varlığını düşünemiyorlar bile. Ama böyle bir okul artık Türkiye'de var. Az önce söylediğin gibi ama bu yetmez. Evet. Şimdi yine bir yani bunun gibi 50 tane okul olsun istiyorum. 50 tane inşallah. Olsun. Her bölgede olsun. Ankara'da, İzmir'de, Karadeniz'de, Güneydoğu'da her bölgede olsun. Evet. Ve ben inanıyorum ki Türkiye'nin öncelikle yol, köprü bunlar ihtiyaçtır ama zenginlik göstergesi değildir. Eğer bunlar zenginlik göstergesi olsa veya gelişmiş ülke göstergesi olsa bazı ülkeler gelişmiş sayılabilir, onlar gelişmiş sayılmıyor. Bana göre önce eğitim. Eğitim, eğitim, eğitim. Yani Napolyon'un para, para, para dediği gibi. Ama son yıllarda hükümetimizin, devletimizin eğitimle ilgili yapmış olduğu yatırımlar bizi bir eğitimci olarak sevindiriyor. Bir başka projenizde yine dünya standartlarını yakalama mücadelesi verdiniz. Bir başka projenizde Bahçeşehir Üniversitesi. Ne zaman açılacak bu üniversite? Bu üniversiteye gelmeden önce hatırlıyorum 7 veya 8 yıl önce idi. O zaman kolejimiz de yoktu. Uğur Dershanesi'nde öğretmenlerle bir toplantıda bu kurumun sizlerin yarattığı çok iyi kolejde olacak, çok iyi üniversitede olacak dedim. Ve o yıllarda bazıları belki bize yine güldü, nasıl üniversite olur falan diye. Ama bunlar oldu. Şu anda yasamız, üniversite yasamız çıktı. Yine ben arzu ediyorum ki dünya standartlarında en iyi üniversite olsun. Bu üniversite Harvard'da yarışsın, bu üniversite Stanford'da yarışsın, Berkeley ile yarışsın. Ve en azından hedefimiz o. Yani o hedefe er veya geç istedikten sonra mutlaka ulaşırız. Çünkü bir kere yurt dışındaki, özellikle Amerika'daki öğretim üyelerimiz geri gelse, bir kısmı en azından geri gelebilse biz bunu yaparız. Çünkü eğitim yine söylediğim gibi öğretmen işi. Yani fiziki donanım o kadar çok şey değil. Herhalde tabii bu düşüncenizin mantığında, sizin de öğretmen olmanızın büyük payı var. O payı var. Bir de seviyorum ve istiyorum. Yani istediğiniz zaman başarımdaki şeye bakıyorum. İstiyorum, açığım, şeffafım ve herkese dürüst davranıyorum. O zaman da çok rahat gidiyorum. Sizin çocuklarınız var mı? Benim iki tane çocuğum var. Oğlum var, kızım var. Nasıl okuldaki başarıları? Okuldaki başarıları benim gibi, normal. Nasıl bir gelecek görüyorsunuz onlar için? Onlar için nasıl gelecek görüyorum? En büyük arzum eğitim içerisinde, yani bu devam ettirdiğim hedefi onların devam ettirmesini istiyorum. Yani dünyanın en çok para kazanan işine talip de olsa bana göre eğitim işi çok farklı bir iş. Yani eğitim çok güzel bir iş. Çünkü bir ülkenin kalkınmasına en büyük destekçilerinden birisi oluyorsun. Ve o güzelim çocuklar büyük imkanlar sunuyorsun. Bir şey anlatayım, Esenyurt'a yakın olduğumuz için ilkokul 1'e başlamayan bir çocuk okuma yazmayı öğrenmiş, yırtık pırtık kitaplar içerisinde okuma yazmayı televizyondan öğrendim diyor.
O öğrenciyi ben koleje burslu olarak aldım ve şu anda okulumun en iyi öğrencilerinden birisi. Baba yok, anne kıt kanaat geçiniyor. Bu çok güzel bir duygu. Bu fırsatı bana deseler ki, vermek sen al trilyonlar senin ama böyle bir tesis, böyle bir okul asla değişmem. Çok teşekkür ederim Enver Bey programa katıldığınız için. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve dilerim ki çocuklarınız da bu üstlendiğiniz misyonu devam ettirsin. Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için biz Türkiye gündeminde eğitimciler çok fazla yer alamıyoruz. Çünkü zaman zaman eğitimcilerin reytingi fazla değil deniliyor. Ama böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için, eğitimle ilgili isteklerimizi, arzularımızı söyleme fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve sizi kutluyorum. Sağ olun. Programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir